İşsizliğin artması, yaşam pahalılığı ve son olarak partiden önemli isimlerin ayrılmasının AKP için ciddi sıkıntılara sebep olacağını belirten iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, bugünkü işsizlik başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, sanırım sadece İstanbul seçim sonuçlarına değil, parti içinde uzun zamandır süren yaprak dökümünün son halkası olarak eski bakan Ali Babacan'ın da ayrılarak Abdullah Gül'le birlikte bir parti kurma çalışmalarına başlamasına da bakarsak diyebiliriz ki büyü bozuldu ifadesini kullandı. İşte Albayrak'ın oy arasından öne çıkanlar sevgili seyirciler şöyle diyor devamında: büyü bozuldu. AK Parti için büyünün bozulması ifadesi bundan yıllar önce kullanılmıştı ama sanırım sadece İstanbul seçim sonuçlarına değil, parti içinde uzun zamandır süren yaprak dökümünün son halkası olarak eski bakan Ali Babacan'ın da ayrılarak Abdullah Gül'le birlikte bir parti kurma çalışmasına başlamasına da bakarsak diyebiliriz ki büyü bozuldu ifadesini kullanmanın tam vaktidir. Toplumla kurduğu bağ gevşedi diyen yeni parti çalışmalarına ilerleyen günlerde değineceğim ama AK Parti'nin toplumun yarısından çoğuyla kurduğu özel bağın gevşemeye, erimeye başlamasının miladı hakkında muhtelif rivayetler olsa da görünür olduğu ilk nokta İstanbul seçimleriydi. Dolayısıyla oradan alarak tahlile devam edelim. 17 yıldır ekonomiyle sınanmamıştı AK Parti. Ama bu sefer ekonomiyle sınanıyor. Ekonomi dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de seçmen davranışını yönlendiren önemli faktörlerden biri ve AK Parti ile millet arasında gönül bağı diyebileceğimiz derecede kavi şekilde kurulan ilişki 17 yıllık zaman zarfında hiçbir vakit ekonomiyle sınanmamıştı. Bu bir ilk. Elbette 2 kilo patatese 3 soğana şehri verdi İstanbullu diyenlerden değilim. Bu cümleyi kurmak eski muktedirlerin düştüğü kibir hatasına düşmek olur ki zaten 15 Temmuz'da elliyi koltuğa alıp sokaklara çıkan vatan uğrunda şehitler, gaziler veren bu milletin hak ettiği yargıda bu olmazdı doğrusu diyor Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak itiraf niteliğindeki yazısında.